Tekrar merhaba gençler. Mehmet Zorlu Vakfı ve MEF Üniversitesi destekleriyle karşınıza gelen Yetkin Gençler 21. Yüzyıl Yetkinlikleri Farkındalık Eğitiminin Özgelişim günündeyiz. Bu seansta sağlıklı beslenme konuşacağız. Misafirimiz, konuşmacımız diyetisyen Figen Fişekçi Üves. Figen Hanım 2003 yılında Hacettepe'ye beslenme ve diyetetik bölümünden mezun oldu. Ondan sonra çeşitli kurumlarda beslenme ve diyet polikliniği sorumluluğunu sürdürdükten sonra 2010 yılında kendi işini kurdu ve Fit Yaşam ve Danışmanlık Diyetisyeni titrine sahip. Özellikle sağlıklı zayıflama, obezite gibi konularla ilgileniyor. Bugün bazılarınızın bildiği gibi diyetisyenler günü. Ben de diyetisyen hizmetlerinden faydalandım geçmişte. 102 kilodan 90 kiloya falan düşmemi sağladı diyetisyen. Ve gayet sağlıklı ve uzun dönemli bir diyetle. Öyle bir fad diyet uygulamadık yani. İsimli bir özel bir diyet uygulamadık. Biraz işte kaloriyi azaltarak, birazcık da hareket ederek böyle bir 4 ay içerisinde falan 8-10 kilo, 12 kilo kadar verdiğimi hatırlıyorum ve kendimi de çok daha sağlıklı hissettim. Özellikle öğrencilerin beslenmeye ayırdıkları zaman ve diğer kaynaklar daha kısıtlı olduğundan bu yaşlarda kötü beslenme alışkanlıkları edinebiliyorlar ve bu alışkanlıklar onlarla kalabiliyor iş hayatına başladıktan sonra da. Biraz bunu engelleyebilmek için, biraz onları sağlıklı beslenme konusunda bilinçlendirebilmek için sizden bir sunum rica ettim. Kerem Dündar sağ olsun size önerdi bize. Ona da buradan bir kere teşekkür ediyoruz. Evet, sağlıklı beslenme nasıl oluyor? Siz dinliyoruz. Evet, merhabalar tekrar herkese. Sağlıklı beslenmekle ilgili olarak beslenme bizim evrimsel boyuttan bu yana insanların bir itici gücü olmuş. Yani beslenme her zaman var. Ama tabii biraz bilinçli yapılması gereken bir eylem olması gerekiyor. Onu biraz anlatmaya çalışacağım. Tabii bu yarım saatlik dönemde süre içerisinde her şeyi anlatmam mümkün değil. Bir de kafalar çok karışık. Gündemde çok fazla konu var bununla ilgili. Herkes takım tutar gibi bir şekilde şunu yapılması gerekiyor, bunun yapılması gerekiyor. Onların tabii ki çalışmalar devam ediyor neler olduğuyla ilgili. Olumlu çalışmalar da var ama net bir şeye bağlanmak çok doğru değil. Bireye özel olması gerektiğini düşünüyoruz.